Senin vermiş olduğun nimetlerle omzumuzu atıyoruz. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, çok değerli başkan yardımcılarım, Tavşanlı Belediyesi'nin çok değerli personelleri, eşleri, anneleri, babaları ve yine Tavşanlı'da mesleki faaliyet noktasında görev yapan mühendis camiasının çok değerli temsilcileri. Mübarek bir Ramazan'a daha erişmenin onurunu ve gururunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Özellikle pandemiden sonraki ilk Ramazan olması hasebiyle bu sene Ramazan'ın kendi içerisindeki anlamı biraz daha farklılaştı. Feyzi, bereketi, rahmeti Allah katında inşallah biraz daha farklı olacak. Ben sözü uzatmadan şunu ifade etmek istiyorum. Adı üstünde başlangıcı rahmet, ortası bereket, sonu da mağfiret. Cehennem azabından kurtuluş. İbadetlerimizle inşallah o sondaki müjdeye Kadir gecesiyle, Ramazan bayramıyla erişeceğimiz kanaatindeyim. Bu manada da şunu ifade etmek istiyorum. Olanın olmayana borcumun olduğu, dargınlığın ve küskünlüğün ortadan kalktığı, kardeşlik hukukunun ön plana çıktığı, sokaktaki açın bizden hesap sormaması için onunla meşgul olmamız ve ona el uzatmamızın gerektirdiği bir ayı ve aynı zamanda çevremizdeki yetimleri, öksüzleri onların başına okşarcasına kolaçan etmemiz gerektiğinin ifade edildiği bir ayı hep beraber yaşıyoruz. Bu manada eğer çevrenizde gerçek manada ihtiyaç sahibi insanlar varsa onlara el uzatın. Allah'ın size vermiş olduğu emaneti onlarla paylaşın. Cenab-ı Allah ben emanetimi bir emanetçi olarak başkasına gönül isteği olarak talep ettiğim zaman eğer kulum ondan uzak kalırsa cehennem azabıyla cezalandırırım diyor. Bu manada aldığımız her nefes bir emanet. Bu beden bir emanet. Varlığımız bir emanet. Sahip olduğumuz değerler tamamıyla bir emanet. Bu emaneti hak rızası için kullanmak hepimizin amacı olsun diyorum. Sayın Valimize, huzurlarınızda, Sayın Kaymakamımızla birlikte bu yemeği şereflendirdiği için teşekkür ediyorum. Sayın Valim, burada bizdeki usul şudur. Personel davet edildiği zaman mutlak surette eşi ve çoluğuyla çocuğuyla gelmek zorunda. Onu biz yaygın hale getirdik. Bu akşam yine Tavşanlı Camiası'nın mühendis ekibi var. Onlar da bu adete uydular, eşleriyle çocuklarıyla beraber geldiler. İnşallah iki gün sonra personelin geri kalan kısmını işçi camiasıyla yemeğimiz var. Ben inanıyorum ki iki salon ancak olacaktır. Yani 3000'e yakın insan olur burada. Bu bereketi belediye olarak biz yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Hepinize saygılar, sevgiler, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Çok kıymetli kaymakamım, değerli belediye başkanım, başkan yardımcılarımız, Tavşanlı Belediyesi'nin çok kıymetli çalışanları, kamu görevlileri ve aileleri. Bugün sizlerle yer aldığım olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Başkanımız sizlerle bir yemek iftar yemeğinde buluşacağını söyleyince, bizleri de davet edince tereddütsüz kabul ettik, geldik. Eşlerimiz de gelmek bir adettir dedi. Bizim hanım annesinin rahatsızlığı nedeniyle Gebze'de olduğu için o katılamadı. Bizi kapıdan almayacaklardı. Biraz sorpil yaptırıp içeri girmek zorunda kaldık. Güzel bir adet. Onu uygulamak için bu mevzuyu açtım. Aile olmak, her yerde beraber olmak çok güzel bir duygu. Burada küçük çocuklarımız, yavrularımız, gençlerimiz de var. İftar sofrasının, Ramazan'ın bereketinin, hayrının farkındalığı, bir arada olmanın gücünü idrak ediyorlar ve orada alışkanlıklar kazanıyorlar. Birlik ve beraberliğimizi Rabbim daim eylesin, devletimize, milletimize zeval vermesin. Sizlerin arasında başkanımızın da dediği gibi küçük kırgınlıklar, husumetler varsa da büyük bir ailesiniz, büyük bir camia, belediye çalışanları. Hiçbir kırgınlık kalmadan huzur içinde, sağlık içinde Rabbim bayrama kavuştursun inşallah. Tekraren burada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime son veriyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun.